Kurcalı ekranlarından herkese merhaba. Bugün yanımda Çiftlik Bank Genel Müdürü Nevzat Bey var. Efendim son günlerde Çiftlik Bank ülke gündeminden düşmüyor. Detayları sizden öğrenebilir miyiz? O kadar memlekette konuşacak uğraşacak şey var. Çiftlik Bank, Çiftlik Bank. Bu tartışmaların nereden çıktığı da belli, hangi dile ait olduğu da belli, kim tarafından çıkarıldığı da belli. Hangi dil efendim? Yabancı dil. Bu dil Coca-Cola içer, McDonald's yer. Sayın Mehmet Aydın'a, sayın genel müdürümüze ağza alınmayacak laflar. Dombili. Dombili Mehmet diyorlar ya. Stresten çocuk 5 kilo verdi. Siz görüşüyor musunuz ben Mehmet, Bey? Mehmet'le görüşüyorum. Skype yapıyorum her gün. Mehmet günden güne eriyor çocuk. Bu Amerikan dili. Ne dediler? Mehmet Aydın kaçtı Uruguay'a. Yok ya. Mehmet tatile gitti. Mehmet kafayı dinleyip biraz kafayı boşaltıp gelecek tekrar. Yeni bir uygulamayla dönecek. Bunu da buradan söyleyeyim. Güvercin Bank. Taklacı güvercin. Taklacı güvercin satacağız. Bu bize ders oldu bu olay. Nasıl ayağımıza çelme taktırılmak isteniyormuş hepsini gördük. Evelallah bunun da üstesinden kalkarız. Ne oldu ya? Bir anda Başıktın'da gündem çiftlik bank güzel söylüyorsunuz ama 70 bin insanın da bir mağduriyeti söz konusu. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? O rakam 70 bin değil, o yanılttılar. O rakam 60 bin. Bir de şöyle bir şey, kambi seri piyasa ekonomisi. Piyasanın doğası. Bu. Piyasa böyle acımasız. Yani para da kaptırabilirsin, para da kazanabilirsin. Şimdi mağdur olan vatandaşlar para kaptırmış olabilir. Ama ben para kazandım. Şimdi yani benim cebimde 1 milyon euro var diye ben şimdi suçlu muyum ya? Peki Nevzat Bey, konuşmanızın başında bir uygulamadan bahsettiniz. Yeni bir uygulama geleceğini söylediniz. Güvercin Bank. Güvercin Bank. Bu nedir? Bunun detaylarını Şimdi i̇şte Mehmet onun üzerinde çalışıyor Uruguay'da. Altyapısını orada çözecek gibi. Ee, güvercin bank, taklacı güvercinler alacağız. Vatandaşlarımız satın aldığı taklacı güvercinler, güvercinlerin takla sayısı kadar para kazanacak. Mesela ben 10 bin dolara iki tane güvercin aldım. Güvercini uçuracağız. Uçtu diyelim. 3 takla attı. 3 takla atınca 12 bin euro oluyor. Takla atmazsa Takla attıkça güvercin vatandaş para kazanıyor. Şimdi Kaan Bey bu oyun kaybettirmez. Niye? Güvercinlerin hepsi taklacı. Yani güvercin takla atıyor zaten. <laughs>